Derslerimde bir şekilde size nasıl çalışmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Böyle hap şeklinde anlatacağım şeyler olacak, mantığını anlatacağım şeyler olacak ama sonuç olarak olay size kalacak. Yani siz kendi düşünce sisteminizle kafanıza yatan bir sonuç oluşturacaksınız anatomiden ve korkulmaması gerektiğini de anlayacaksınız. İnşallah konuyu zor olduğunu düşündüğünüz bu konuyu daha kolay halletmeye çalışacağız hep beraber. Sevgili arkadaşlar, bize ulaşmanız gerektiğinde lütfen e-mail adresimizin not ediniz ve istediğiniz her türlü soruyu soru sorma kuralları içerisinde lütfen bu adresten bize sorunuz. Bir öğretim görevlisi, öğretim üyesi arkadaşımız sizin sorularınızı cevap verecek. Biz TUS sınavına baktığımız zaman anatomide ne tip sorular sorulduğunu incelediğimizde gördüğümüz sonuç şudur. 3 tane blok var diyebilirim. Biri kemik eklem kas bloğu, yani hareket sistemi diyebileceğimiz blok. Hareket sisteminden eskiden daha fazla, şimdi belki biraz daha az ama 1/3 oranında soru buradan çıkıyor. Periferik sinirleri de buraya katarsak 1/3 sorunun hareket sisteminden çıktığını söyleyebiliriz. Sistemler diyeceğimiz solunum, doluşum, ürogenital ve sindirim sisteminden yine 1/3 oranında soru soruluyor. Artan şekillerde bu bölgeden soruları görmekteyiz ve en son anlatacağımız nöro konusundan da 1/3 oranında soru soruluyor ama biliyorsunuz gibi TUS sınavından bahsediyoruz, bir kuralı yok. Her sınavın kendine göre kuralları var. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hiçbir konuyu atlamıyoruz. Her konuya eşit ağırlık vererek kitabımızdaki sırayla ve ağırlıkla anlatmaya devam ediyoruz. O yüzden size tavsiyem, fazla konuştum ama bitiriyorum, kitabınıza güveniniz. Bu kitap iyi bir kitap. Bu anatominin bütün sorularını size çözdürecek. Sizin lütfen arkanızda bu kitabın iyi bir kitap olduğuna güvenerek dersinize çalışırsanız sorun yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Hiçbir ek kaynağa ihtiyacınız yoktur. Çok net söylemek isterim. Hadi başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, kemiklerle ilgili konuşurken ilk önce kemik tipleri ve kemikleşme ile ilgili birkaç beylik cümle ederek lafa başlayalım. Kemikleşme iki şekilde olmakta insan vücudunda. Biri intramembranöz, adı üzerinde membrandan, mezenşimden direkt gelişen. Bir de intrakartilaginöz veya endokondral, yani kondrium, kartilaj, yani kıkırdak manasına gelen tanımlamalarla anlattığımız bir kemikleşme tipi. Nedir olay? İntramembranöz kemikleşme, membrandan kemikleşme, doğrudan mezenşimden kemikleşme neden gerekir? Hızlı olması gerektiği durumlarda. Kemikleşme hızlı olması gerekiyorsa, nerede mesela? Nöral yapıları korumak için kafa kemiklerinde. Kafa kemikleri, yassı kafa kemikleri gibi kemikler çok güzel bir örnektir. Hızlı kemikleşmesi gereken kemikler bu şekilde kemikleşirler. Direkt olarak mezenşimden kemiğe. Ama uzun vadede kemikleşen kemikler, yani uzun kemikler, ekstremite kemikleri gibi ve burada bulunan kısa kemikler mezenşimden kıkırdağa, kıkırdaktan kemiğe bir dönüşüm gösterirler. Dolayısıyla daha uzun vadede kemikleşirler ve biz bu kemikleşme tipine intrakartilaginöz veya endokondral kemikleşme ismini veriyoruz. Doğal olarak yavaş bir kemikleşme şeklidir bu da. Kemik tipleriyle ilgili bir sıralamanızı görmektesiniz. Söyleyecek bir lafım yok. Uzunlar, kısalar, düzensizler, yassı kemikler, arasında diplo mesafesi dediğimiz mesafeyi barındıran yassı kemiklerimiz, havalı kemikler, susamsı kemikler, birçok örneğini göreceğiz. En iyi bildiğiniz diz eklemini önden koruyan patelladır. Sesamoid kemik olarak da adlandırdığımız kemik tipidir. Bugüne kadar buradan bir soru gelmemiştir sevgili arkadaşlarım. Aksesuar kemikleri yeri geldikçe konuşacağız. Biz de konumuz geçtikçe. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Evet, devam edelim. İlk konuşacağımız kemikler üst ekstremite kemikleri ve üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan iki kemik. Biz bunlara üst bağlantı kemikleri diyoruz. Üst bağlantı kemikleri üst ekstremitemizi gövdeye bağlıyorlar. Kimdir bunlar? Arkadaki kürek kemiği skapula ile öndeki köprücük kemiği klavukula. Skapula ve klavukula sayesinde üst ekstremite ana gövdeye bağlanacak. Biz de lafa klavukula ile başlayalım. Klavukula ile başlıyoruz. Klavukula'ya baktığımız zaman tipine uzun bir kemik olduğunu görmekteyiz. Uzun bir kemikse hemen diyoruz ki kemikleşme tipi işte kıkırdak şeklinde olacak, endokondral olacak diyoruz. Fakat burada bir istisnai durum var. Bu kemik sevgili arkadaşlarım akromiyal ucu, yani dış ucu intramembranöz, geri kalan bölümü
kıkırdaktan endokondral gelişen bir kemik. Yani iki tip kemikleşme özelliği de gösteriyor. Böyle başka kemik yok. Dolayısıyla bu kemik bu manada unik ve kendine özgü. Dolayısıyla da bu bir belki kafamızda bir soru olabilecek mi diye her zaman yer alan bir bilgi. Tekrar ediyorum, hem intramembranöz hem intrakartilaginöz, yani endokondral kemikleşen yegane kemiktir. Güzel bir özellik. Bir güzel özellik daha var. Kemikleşmeye ilk başlayan kemiklerden biri, kemikleşmesini en son tamamlayan kemiklerden biri. Dolayısıyla hem çabuk başlıyor hem geç bitiyor. Hani şöyle düşünebilir belki, iki çeşit kemikleşme özelliği olduğu için erken başlamasına rağmen bir türlü bitmiyor. Mantıklı. Dolayısıyla bu iki bilgi birbirini de teyit eder ve birbirini hatırlatır diye düşünüyorum. Notlarımızda söylediğim her şey, ama her şey yer almakta. Nottan başka bir kelime konuşmayacağım. Notta olacak benim bilgilerim. Belki söylediğim anda olur, belki ben şu anda kemik konuşurken kas konuşuyor olacağım. Kas konusunda olacak söylediğim şey, ama olacak. O yüzden notta her şeyiniz var. Merak etmeyiniz, arkanıza yaslanıp rahat edebilirsiniz. Hiçbir eksiği yok. Nadiren belki bir iki farklı bir şey gösterirsem onu da zaten hepinize söylerim. Ve bir şey daha söylemek isterim. Sorulmuş tüm TUS sorularının slaytlarımda TUS ibaresiyle yer aldığını söylemek isterim. Bugüne kadar çıkmış tüm soruları karşınızda bu şekilde göreceksiniz. Sevgili arkadaşlarım, doğum sırasında en çok kırılan kemiktir çıkmış bir TUS sorusu olarak eski bir soruydu. Kırılır da ne olur? Kırılır da şu olur. Kırıldığı zaman şu şekilde baktığımızda altından geçen yapılar zarar görebilir. Kimdir altından geçen şey? Kolun innervasyonunu sağlayan plexus brachialis'in dalları. Fakat bu altından geçen şeyleri ezmesi pek sık görülmez. Çünkü altında bir yastık koymuşlar. Musculus subclavius diye. O yüzden de altından geçen şeyleri bu yastık diye tanımlayabileceğimiz kas korur. Daha çok kırıldığı zaman yukarısında bulunan, şu bölgede bulunan servikal plexus dallarına zarar verebilir. Ve çıkan soru da bu şekildeydi. Hangi servikal plexus dalı burada zarar görür? Nervus supraclavicularisler. Ama ne zor, ne zor. Klavikulanın üzerindeki sinir sorulmuş bir sorudur. Nervus supraclavicularis en çok zarar gören sinirdir. Yine çıkmış bir TUS sorusuydu sevgili arkadaşlarım. Nadiren notumuzda da yazdığı gibi aşağıdan geçen plexus brachialis dallarına da zarar verme ihtimali elbette vardır. Buradan sadece plexus brachialis dalları değil, aynı zamanda kolun arteri, kolun veni, arteria ve vena subclavia'nın da geçeceği zaten mantık gereğidir sevgili arkadaşlarım. Notumuzda yazdığı gibi klavikula ile birinci kaburga arasından arter subclavia, ven subclavia ve üst ekstremitenin innervasyonunu sağlayan plexus brachialis'in dalları geçmektedir. Mantıken de bu olması gerekir. Sevgili arkadaşlarım, çıkmamış ve çıkmasını beklediğimiz soru klavikulaya tutunan kaslar, tutunması olan kaslardır. Hemen düşünelim, her şey ezber olmaz. Evet ezber var ama düşündüğünüz kadar çok değil inanın bana. Klavikulamız burada duruyor. Gelin bakalım buna ne kaslar tutunuyor diye. Çünkü birçoğu görünüyor. Şimdi biz klavikulanın bu ucuna, iç ucuna sternal ucu ismini veriyoruz. Burada sternum olduğu için sternumla eklem yapıyor. Dış tarafı ise akromiyonla eklem yapıyor. O yüzden de dış ucuna da akromiyal ucu diyoruz. Dolayısıyla elimize geldiği zaman dış tarafında akromiyonla devam ettiğini biliyoruz. Ve burada da hem akromiyona hem de klavikulaya tutunan kasımız elimize gelmekte. Musculus deltoideus'un burada klavikulaya ve akromiyona tutunduğunu palpe edebiliyoruz. Aynı şekilde yukarı doğru gittiğimiz zaman deltoid kasın başladığı yerde biten kasımız da yukarıda elimize geliyor. Musculus trapezius kası. Dolayısıyla çok baba iki kası görmekteyiz zaten. Elimize geliyor. Deltoid, trapezius. Başka hemen burada klavikulaya yapıştığını aşağıda palpe edebileceğimiz yine büyük bir kasımız var. Pectoralis major. Pectoralis major'ün de klavikulaya yapıştığını zaten palpasyonla görüyoruz. Dördüncü ve en önemli kasımızdan bir tanesinin adında klavikula geçiyor. Sternum klavikula mastoid. Dolayısıyla 4 baba kas klavikulaya yapışmakta. Notumuzda 6 kasın isminin ne olduğunu biliyorum. Ama bu 4 baba kası palpe edebiliyoruz, görebiliyoruz. Şıklarda muhtemelen bunları öncelikle görmemiz gerekir. Bir tanesini daha söylemek isterim. Altına bir yastıkçık koyduk demiştik. Ne olabilir kasın adı? Klavikulanın altındaki kas. Musculus subclavius'u da zaten adında da klavikula geçiyor. Yastık görevi görmesi de muhtemel. Dolayısıyla da klavikulaya yapışmaktadır. Bir tane de hiyoid altı kasımız var. Nadiren yapışır. Dolayısıyla
4 artı 1, 5 tane kasımızı kesinlikle bilelim. Lütfen, henüz sorulmamış bir sorudur. Klavikula ile ilgili söyleyeceğim son laf da bu olsun. Gelelim arka taraftaki kürek kemiğine, yani skapulaya. Skapula nasıl bir kemik? Şeklen şöyle üçgen şeklinde bir kemikten bahsediyoruz. Skapula ile ilgili vücudumuzda nasıl durduğunu bilmek önemli. Yine vücudumuzda palpe edebileceğimiz her şey bize ipucu verir. Anatomi bu manada kolaylık sağlar bize. Çünkü her şey zaten kendi vücudumuzda. Yani ne demeye çalışıyorum? Skapulanın arka tarafındaki şu çıkıntıyı elimizle palpe edebiliriz. Yani şu çıkıntı elimizle hepimizin kendi vücudumuza palpe edebileceğimiz bir çıkıntı. İsmi spina scapula. E ne oldu şimdi? Spina scapula'yı görüyorsak scapula'ya arkadan bakıyor olduk. Olan şey bu. Burası scapula'nın arka yüzüdür. Dolayısıyla spina'mız var. Demek ki burası arkaya doğru bakış, arkadan bakış. Spina'nın devamı akromion. Spina'nın lateraldeki devamı akromion. Biraz önce söylemiş olduğum gibi akromion da ön tarafta klavikulayla eklem yapmakta. Dolayısıyla burada birbirinin devamı olan yapılar var. Spina, devam et akromion, devam et klavikula şeklinde bir devamlılık söz konusu kemiklerde. Ve bu devamlılıktan deltoid başlıyor. Ve bu devamlılıkta yukarıdan gelen trapezius bitiyor. Dolayısıyla hem trapezius'un hem deltoidin birinin başlangıç, birinin bitiş yerinden bahsediyoruz. Hem spina, hem akromion, hem de klavikula derken. Spina scapula'mız var. İkinci ve yedinci kostalar arasında bulunan seviyesinde bulunan skapula kemiğinin arka taraftan baktığımız görüntüsünde ve üst tarafında fossa supraspinata, spinanın üzerindeki çukur. Oradan da şeklinizde de gördüğünüz gibi aynı isimli kas başlamakta. Musculus supraspinatus başlamakta. Spinanın altında fossa infraspinata, aynı isimli kas başlamakta. Musculus infraspinatus. Arkadan baktığımızı hatırlatmak isterim. İki tane daha kas başlamakta sevgili arkadaşlarım. Teres kardeşler. Teres minor, teres majör kasları. Kaslara ait bir özelliktir. Minorlar yukarıda, majörler aşağıda. Daha uzun yol gitmesi gerektiği için bulunur. Çok önemli bir bilgi değil. Arkadan baktığımızda bu dört kasımızın başladığını görmekteyiz. Supraspinatus, infraspinatus, teres küçük, teres büyük kasları başlamakta. Bu dört kasımızın da dördü de gidip bir sonraki kemikte sonlanacaklar. Humerus'a sonlanacaklar ve omuz ekleminde konuşacağımız hareketleri yaptıracaklar. Şimdilik başlangıç yeri konuşuyoruz. Şimdilik dediğim kadarı yeterli. Bu bakış açısında bir de üst kenarını görmekteyiz. Üst kenarında sevgili arkadaşlarım margo superior'da bir kasımızın daha başladığını görüyoruz. Musculus omohyoideus. Bence güzel bir çeldiricidir. Skapulaya yapışmayan kaslar sorusu sorulduğu gün biz musculus omohyoideus'u unutabiliriz, unutmayalım. Omuzdan başlıyor, hiyoide gidiyorum diyor ismi. Omuz, hiyoid. Dolayısıyla lütfen önemseyiniz, omohyoideus kası skapuladan başlar. Kendisiyle ilgili başka bir cümle kurmayacağım ama skapula yapışıyor olduğunu her zaman hatırlamanızı isteyeceğim sevgili arkadaşlarım. Bu bakış açısında söyleyeceklerim şimdilik budur. Spina'nın devamının akromion olduğunu bir kere daha göstermek istiyorum. Üst kenarda hem arkadan baktığımızda hem de önden baktığımızda gördüğümüz bir çentik var. Adı incisura scapula. Incisura scapula, scapula'nın çentiği işte. Ne geçer bu çentikten? Ne kadar zor sorular, ne kadar anatomi ezber değil mi? Evet, gerçekten çok ezber. İncisura scapula'dan ne geçer? Scapula'nın üzerinden geçen sinir. Nervus suprascapularis. Niye? Çünkü bu çentikten geçecek, burada sıkışacak. Burada sıkışınca başımıza bela olacak, ağrı yapacak, innerve ettiği kas çalışmayacak. Bize de işte hekim olarak yapacak iş çıkacak. Dolayısıyla incisura scapula'dan ne geçer? Nervus suprascapularis geçer. Burada sıkışabilir mi? Sıkışabilir. Hiç şimdi bilmeniz gerekmeyen bir bilgi daha vereyim. Bu nervus suprascapularis buradan geçerek hangi kasa gidiyor gibi görünüyor yazmanıza gerek yok. Kasta yazıyor. Musculus supraspinatus'a gelmek için oradan geçmekte. Yani her şeyin minik minik bir mantığı var. Keşke daha uzun vaktimiz olsa daha uzun uzun anlatsak ama bu vakitte hem sizi fazla yormadan hem de maksimum bilgiyi vererek gitmeye çalışacağız. Çentikten sinir geçer. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü burada sıkışır başımıza dert olur. Önden bakıyoruz. Nereden anladık hocam önden baktığımızı? Çünkü spina yok. Spina olmayınca böyle dümdüz bir çukur görmekteyiz. Burası subscapular fossa. Fossa subscapularis.
İçinden de aynı isimli kas çıkmakta. Musculus subscapularis. Bu da demek ki skapulanın önünden başlayan bir kasmış. Biraz önce arkasından başlayan 4 tane kasımızı gördük. Şimdi önünden başlayan 1 adet kasımızı görüyoruz. Bu da gidecek humerus'a ve başladığı yeri biliyorsak bittiği yeri de bileceğiz biraz sonra. Tahmin edebileceğimiz işi yaptıracak. Musculus subscapularis'in önden başlayarak humerus'a doğru şöyle gittiğini söylemek isterim. Sevgili arkadaşlarım, yıllarca bağırdığımız daha sonra da çıkan bir tuz sorusunu ile devam edelim. Skapula medial kenarına yapışan 4 adet kasımız vardı. Ben soru olacağım diye bağırıyordu ve bir süre sonra soru olarak karşımıza geldi. Skapula medial kenarında biten veya başlayan, yapışan diyelim 4 tane kasımız var. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burası orta hat olsun, yani omurlar olsun diyelim, vertebralar olsun. Buradan şöyle yukarıdan gelen bir kasımız var. Skapula medial kenarında en yukarıda bitiyor. Çektiği zaman tahmin edeceğiniz gibi skapulayı yukarı kaldıracak. Adı da zaten musculus elevator, asansör skapula. Musculus levator skapula. Bir numaralı kasımız. Şahane. 2. Küçük romboid. Küçükler yukarıda, büyükler aşağıda. Romboid minor ve romboid major kaslarımız. Düşünün bakın, yönlerine bakınız. Bu kaslar çalıştığı zaman ne yaparlar? Skapulayı bu tarafa doğru çekerler. Yani orta hatta doğru çekerler. Çift taraflı çalıştıklarında skapulaları birbirine yaklaştırırlar. Sakın yazmayınız, kemik konuşuyoruz. Söylediğim her şey kasta yazıyor, merak etmeyiniz. Biz buna skapulanın retraksiyonu, geriye çekişi, orta hatta yaklaşması veya birbirine yaklaşması diyebiliriz. Şimdilik kemik konuşuyoruz sevgili arkadaşlarım. Siz bakmayın benim kastan örnekler verdiğime. Levator skapula yukarı kaldırdı. Romboidler merkeze doğru çekti. Skapula medial kenarına yapışan 3 tane kasımızı görüyoruz. Dördüncüsü ise bakınız bu kenara şöyle ön tarafa doğru boylu boyunca yapışıyor. Bu kasımız enteresan. Kostalardan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kostalardan başlayan bu kasımız böyle geliyor ön taraftan. Göğüs kafesine yapışık olarak doğru gidiyor. Biz bu kasımızı fossa axillaris'in medial kenarında da duvarında da vardır diyeceğiz. Arkaya doğru geliyor. Bunlar benim skapulalarım olsun. Önden geldi, skapulamın medial kenarına yapıştı. Bir çekecek skapulayı öne doğru getirecek ve ona doğru ona yapışan tüm üst ekstremite de skapulayla beraber öne doğru getirilmiş olacak. Bir şeyi ittirirken, yumruk atarken vurduğumuz kastır, adı serratus anterior. Şimdilik kemik konuşuyoruz. Bitiş yeri skapulanın medial kenarı, hayırlı uğurlu olsun. Muskul serratus anterior, boksör kası dediğimiz kasın da dördüncü bir kas olarak çıkmış bir tuz sorusudur artık. Skapula medial kenarına yapıştığını söylemek isterim. Çıktı demek çıkacak demektir. Yani eski soru çalışalım mı? Tabii ki. Yani eski soru, sadece eski soru çalışarak sınava girilir mi? Eğer açıklamaları anlayarak okuduysanız öyle bile girebilirsiniz. Tabii ki hani hedefiniz farklı olur, ayrı konu. Ama eski soru eskidi diye bir şey yok. Eski soru ve etrafı hemen hemen yeni soruları bizim için ifade etmekte. O yüzden tüm tuz sorularının çok değerli olduğunu söylemek isterim. Sevgili arkadaşlarım, spinanın devamı akromion. Buradan da görüyoruz lateralden baktığımızda. Yani spina ve akromion nerede desem skapulanın arka tarafına daha yakınlar. Buraya göre daha önde olan bir çıkıntı daha var. Adı korakoid çıkıntı. Processus coracoideus. Processus coracoideus çok önemli bizim için. Bir defa ismi bir şeylerle karıştığı için celdirici olarak karşımıza gelebilir. O açıdan önemli. Korako işte karga burnu, kuş gagası falan filan gibi isimlendirmelerden üretilmiş. Korakoid çıkıntıyı böyle bir kuş gagasına benzetmişler herhalde. Sevgili arkadaşlarım, korakoid çıkıntıdan bahsediyoruz. Akromiyona göre nerede? Daha önde. Çünkü akromiyon nerede? Spinanın devamı olduğu için daha arkada. Dolayısıyla korakoid çıkıntı daha öndeki bir çıkıntı. Bir yerlerde dursun bu bilgi. Buradan başlayan iki kasımız var. Biri kolay. Korakoid çıkıntıdan başlıyorum, kolda bitiyorum diyor. Kasın adı korako kol. Korako brachialis. Tamam, koy cebine. Sorun yok. İkinci kasımız musculus biceps brachii. Musculus biceps brachii pazukası, kolun ön yüzünde gördüğümüz kastır, hepimizin iyi bildiği. Biceps brachii'nin kısa başının buradan başladığını önemsiyorum. Çünkü biceps brachii bizim için esasen dirsek ekleminde fleksiyon ve supinasyon yaptıran bir kasımız olacak. Yani esas işi dirsek ekleminde olacak. Fakat biceps brachii'nin her iki başı da, biraz sonra diğerini de söyleyeceğim, skapuladan başlıyor. Dolayısıyla esas işi dirsek ekleminde olmasına rağmen
Omuz eklemine de ek olarak iş yaptıracak. Bunlar hep sorular işte. Yani buradan alacağımız bilgiyi kasta kullanacağız ve bicepsin esas işi dirsek ekleminde de olsa omuz eklemine de iş yaptırıyor diyeceğiz. Her eklemde böyle detay konuşmayacağım. Her yerde böyle detaya girmeyeceğim. Ama burası önemli. Burada belki de bir dönem 2 dersinden daha da detaylı TUS dersi anlatıyorum bu konularla ilgili. Bir daha. Muscus biceps brachii'nin caput brevis'i, kısa başı buradan başlar. Evet. Coraco brachialis buradan başlar. Evet. Bir başka soru daha var. O da burada biten kas. Burada da biten bir kasımız var. Henüz soru olarak gelmedi. Benim favori sorularımdandır. Bu göğüs kafesindeki bu kardeşimiz, amanın oradan beni dinleyenlere fazla ses gitti. Bu göğüs kafesindeki bu kardeşimiz pectoralis major. Bunun altında bir de küçüğü var, pectoralis minor. Ne işe yaradığı böyle biraz insanın kafasını karıştıran bir kas. Fakat bizi karıştırmayacak. Neden? Çünkü pectoralis minor'un nerede bittiğini çok önemsiyorum. Korakoid çıkıntı. Dolayısıyla pectoralis minor hangi kemiği hareket yaptırıyor olacak? Scapula'ya. Ne yaptıracak? Hafif öne ve aşağı doğru çekecek. Yazmayınız. Çünkü kitabımızda daha sonra yazıyor. Ama şimdilik nerede bittiğini çok önemsiyorum. Korakoid çıkıntı şu iki kas için origo, bu kas için ise intersio. Yani bitiş yeri olarak önemlidir. Lütfen direkt soru olabileceğini dahi düşünüyorum. Pectoralis minor'un korakoid çıkıntıda bitiyor olmasını. Sevgili arkadaşlarım, korakoid çıkıntıyla ilgili yeterinden fazla konuştum. Cavitas glenoidalis, yani glenoid kavite, humerus başının yapıştığı yer. Bunun üstünde ve altında birer çıkıntı görmekteyiz. Tüberkülum supraglenoidale, tüberkülum infraglenoidale. Tüberkülum supraglenoidale'den bisepsin uzun başı başlamakta. Kısa başı korakoid çıkıntıdan başlamıştı. Uzun başı da glenoid kavitenin üstünden başlamış. Ne diyorum? Bisepsin iki bölümü de scapula'dan başlamış. Bu işin sonucu nedir? Biceps. Dirsek ekleminde esas etkili bir kas olmasına rağmen her iki başı da omuz eklemine de iş yaptırır diyorum. Bunu biz yarın kullanacağız bu bilgileri. Sevgili arkadaşlarım, tüberkülüm supraglenoidal'den başlayan bicepsin uzun başı aynı zamanda omuz ekleminin içinden geçmekte ve biraz sonra humerus'ta da bir oluktan geçerek işini tamamlamaktadır. Tüberkülüm infraglenoidal'den ise trisepsin uzun başı, muscus triceps brachii'nin caput longumu başlamakta. Trisepsin diğer bölümleri humerus'tan başlamakta. Trisepsin tek bir bölümü uzun başı scapula'dan başlamakta. Bu heyecan niye? Bu heyecan şundan. Trisepsin uzun başı esas işi dirsek ekleminde ekstansiyon olmasına rağmen omuz eklemine de ekstradan da olsa iş yaptırır. İşte bütün bu bilgiler başlangıç yerleri bizim için potansiyel soru kaynaklarıdır. Lütfen söylediğimiz şeylere önem verelim sevgili arkadaşlar. Scapula ile ilgili başlayan kaslarımız konusu bizim için çok değerli. Biten kaslarımız konusu bizim için çok değerli. Hepsini yeri geldikçe kullanacağız. Hadi bildiğimiz bir bakış açısıyla bir soru çözelim. Aşağıdaki kaslardan hangisi veya hangilerinin akromiyona tutunması vardır? Akromiyon deyince biz bilgi birikimimiz var, biz bir düşünme sistemimiz var. Akromiyon deyince biz şunu düşünüyoruz kardeşim. Spira, devamı akromiyon, devamı klavukula. Buradaki bu bütün kemikleri beraberce düşünüyoruz. Ve bunları beraberce düşündüğümüz zaman sorunun çözümünü de aklımıza geliyor. Çünkü buradan başlayan kası elimizle palpe edebiliyoruz. Çünkü burada biten yukarıdan gelen kası da yukarıdan gelip bittiğini de tahmin edebiliyoruz. Görsel aklımızda varsa. Başlayan kas kim? Deltoid. Yukarıdan gelerek burada biten kas kim? Trapezius. Yani birinin başlama yeri diğerinin bitiş yeri olarak görünmekte. Güzel bir soru. Yani akromiyon deyince kafanız karışmasın. Bir bakış açınız varsa her şeye bir yöntemimiz vardır diye düşünüyorum. Bütün gerekli şekiller, kas şekilleri kas konusunda olacak. Lütfen merak etmeyiniz.